Bugün son seansı havaya, suya, toprağa, doğaya ve vahşi yaşama ayırdık dedik. Şimdi biraz önce doğayı konuştuk, şimdi toprağı konuşacağız. Ve Skype hattımızda Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Günhan Ulusoy var. Günhan Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Ali Bey, iyi akşamlar. Çok teşekkürler. Şimdi toprak günüydü. Toprak günü vesilesiyle hem bir ekmeğini topraktan kazanan bir sanayici olarak hem de bu konuda verdiği uğraşlarla işte toprağın zenginleşmesine katkıda bulunan bir tarım insanı olarak bir şeyler söylemenizi istiyorum. Sonra bazı grafiklerimiz var. O grafikler eşliğinde Türkiye'nin buğday üretimini, hububat üretimini, un üretimini, un ihracatını her şeyi konuşacağız. Ama önce bir genel konsepte uygun mesajınızı rica ediyorum. Ali Bey, toprak ve tarım bugün yaşadığımız medeniyetin temeli. Nasıl bunu söyleyebiliyoruz? Göbekli Tepe'deki ilk kazıntılarda, ilk kazılarda, buluntularda ortaya çıkan buğday, buğday taneleri, bunların oradaki ilkel taşların arasında öğütülmesi sonucu insanlar ilk kez bir arada yaşamaya başladılar. Ve bir arada yaşadıkça medeniyetlerini ilerletmeye, geliştirmeye başladılar. Dolayısıyla biz toprağa hem kendimizi hem medeniyetimizi borçluyuz. Bu borcumuzun bilincinde ve bunu bilerek birlikte sağlık içinde yaşayacağımız nice yıllar olsun, nice toprak günleri olsun diyorum. Evet, peki toprak varlığımız bakımından Birleşmiş Milletler, Uluslararası Kuruluşlar, Birleşmiş Milletler, Gıda ve Tarım Örgütü gibi örgütler nasıl bakıyorlar? Yani Türkiye ile ilgili analizlerini öğrenmek istiyorum. Evet, Birleşmiş Milletler, Dünya Gıda Birleşmiş Milletlere bağlı Dünya Gıda Örgütü'nün Orta Doğu temsilcisi Sayın Guto'nun birkaç gün önce bir açıklaması oldu. Bu da gündemimizde yer alıyor. Türkiye'nin tarımsal varlığının gayet yüksek olmasına rağmen, yani evet, Türkiye'de gerçekten birçok ülkede olmayan hem iklim çeşitliliği hem toprak çeşitliliği söz konusu. Bu sayede de çok fazla ürün alabiliyoruz. Özellikle meyveler, yemişler, bakliyatlar, bu alanlarda dünyada en önemli üretici olduğumuz alanlar var. Evet. Bunlar güçlü yönlerimiz. Ama bir diğer taraftan da bizim için risk oluşturan tehditler söz konusu. Nedir bu tehditler? Ekim alanlarının daralması, ekilebilir arazilerin tamamının kullanılamaması, tarımdan çiftçinin uzaklaşması gibi tehlikeler de söz konusu. İçinde bulunduğumuz sezonda bir iklimsel kuraklık söz konusu olduğunu da Birleşmiş Milletler temsilcisi ifade etti ve bunun uzun vadede problemler yaratabileceğini veya kıtlıklarla sonuçlanabileceği konusunda uyarılarda bulundu. Evet. Şimdi şunu soracağım, sonra istatistiklere geleceğiz. Dünyada, yani Türkiye'de de bu çok bir yanılsamayla biliniyor maalesef. İşte susuz tarım deniliyor. Susuz tarım diye bir şey yok aslında. Yani sadece doğal kaynaklar dışında taşıma yoluyla ya da kanaletlerle, kanallarla su taşınması yoluyla yapılmayan bir tarım var. O da işte doğanın verdiğiyle, yani yağmur yağmazsa, su altı, yer altı suları birikmezse zaten tarım olmaz. Yani tarımın en susuz halinde bile suya büyük ihtiyaç var. Susuz tarım yanılgısına sokulduğu için insanlar suyun değerini bilemez hale geliyorlar. Dolayısıyla suyla toprağın buluşması da bu anlamda daha trajik ve daha acil bir problem haline geliyor. Mesela sizin, çünkü siz aynı zamanda bir tedarik sisteminin içindesiniz. Yani tedarik zincirinin son halkasında yer alıyorsunuz. Çiftçiyle bu bilinci geliştirmek bakımından neler yapıyorsunuz? Un sanayicileri olarak soruyorum ya da yetiştiriciler olarak. Evet, su gerçekten hayatın kaynağı ve tarımın da kaynağı. Bugün Türkiye'de kullanılan bütün suyun %70'i tarımda kullanılıyor. Yani bizim su varlığımız tarımda son derece belirleyici. Dediğiniz gibi susuz tarım diye bir tanım yapmak gerçekten tarım için yıkım olur. Su demek tarımda her zaman verim demek, üretim demek. Ki Türkiye'de dönem dönem yıllara göre yaşanan üretim miktarı değişikliklerinde suyun bu çok önemli etkisini görüyoruz. İçinde bulunduğumuz sezonda birazcık değindim. Türkiye'de de
Maalesef yağış rejimi geçtiğimiz yıllara göre özellikle üretim bölgelerinde düşük devam ediyor ve uzun yıllar ortalamasının %49 altında kaldık. Kasım ayı ortalamalarına baktığımız zaman bu çok önemli bir parametre. Biz ne yapıyoruz? Tabii ki tedarik zincirinin kesilmemesi hepimiz için önemli. Tüketicimiz için önemli, sanayicimiz için önemli ve çiftçimiz için de önemli. Sanayicimiz olarak çiftçilerimizin mutlaka ki kuraklıkla ilgili olası kuraklıklarla ilgili daha dayanıklı olan tohumlar kullanması ve ürün deseninde bu çeşitliliğe yer vermesinin önemli olduğunu onlarla olan iletişimlerimizde mutlaka ki aktarıyoruz. Yine de şunu söylemek istiyorum. Türkiye'de hiçbir zaman tam bir kıtlık olmaz. Neden? Çünkü kuraklık demek iklimsel bir şart. Ama Türkiye'de tek bir iklim hakim değil. Yani Türkiye'nin bir yeri kurakken bir başka yeri yağışlı olabiliyor. Bakın Avustralya'da biz bunu yaşadık. Avustralya mikroklima bir ülke. Yani genel tüm kıtasında aşağı yukarı aynı iklim şartları mevcut. Avustralya 4 senedir kuraklık yaşıyor ve tamamına etkiliyor. Buğday üretimlerinde %70'e varan düşüşler yaşadılar. %50 ile 70 arasında. Bu sene ilk kez verimli bir sene geçirdiler ve ihracatları rekor seviyeye 21 milyon tona yükseldi. Ama Türkiye'de hiçbir zaman tamamen bir kuraklık veya tamamen bir bolluk oluşması iklimsel şartlardan dolayı mümkün olmuyor. Bu bir avantaj Türkiye'nin bulunduğu konum itibariyle. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Yani benim de çok üzerinde durmadığım bir konuyu dile getirdiniz. İşte dediğiniz gibi Türkiye işte yedi iklim dört köşe diyorlar. Öyle bir tekerleme var. Dolayısıyla yani bir tarafında yazken öbür tarafta kış, diğer tarafta ilkbahar olabiliyor. Ama bu ürün deseninin her yere taşınması ile ancak mümkün olabilir. Örneğin işte buğdayın yalnızca İç Anadolu'da, Konya'da, Karaman'da hasat edildiğini varsaydığımızda, buğdayın başka yer, tabii Harran'da var, Urfa'da var, oralarda da var biliyorum ama örneğin Batı Anadolu'da, Karadeniz'in bazı bölgelerinde buğday, arpa ve benzeri hububatın üretilmesi ile ancak bu mikroklimadan, ya klima etkisinden yararlanabileceğiz gibi geliyor. Keza işte Mısır yalnızca Karadeniz sahil şeridinde çok verimli olabiliyor ama Beriyan'da diğer bölgelerde de üretilmeli diye düşünüyorum. Bu yöne ilişkin bir şey görüyor musunuz? Yani Tarım Bakanlığı'nın çalışmalarında ya da sanayicilerin, tedarikçilerin, tarım kredi kooperatiflerinin bu yönde yaptığı bir yönlendirme var mı size göre? Yani her yerde farklı ürün desenlerini bulundurabilme ve iklimlere göre de o ürünlerden hasat elde edebilme matematiğiyle ilgili bir çalışma yürütülüyor mu? Ali Bey, bu desen çeşitliliği aslında mevcut ama bu bir planlı politika çerçevesinde gerçekleşmiyor. Aslına bakarsanız tabii ki çiftçi nihayetinde bir işletme. Yani evet onun ailesi, yaşamı, toprak her şeyi ama o da işletmesini ayakta tutmak için kar edebilmesi lazım. En çok gelir elde edeceği ürünü tercih etmesi lazım. Evet. Dolayısıyla Türkiye'de desen buna göre çıkıyor. Ama maalesef bu desen oluşurken belirli bir bölgede ki iklim şartlarının olumlu olmasıyla bazı ürünlerde aşırı yoğunlaşma, belirttiğiniz gibi diğer ürünlerde ise neredeyse hiç ekilmeme gibi bir durumla karşı karşıya oluyoruz. Bu zamanda bölgesel olarak ürün havzaları oluşuyor. Yani Türkiye'nin genelinde üretilen bir ürün deseni değil, belirli coğrafyalara, bölgelere sıkışmış bir üretim deseni ortaya çıkıyor. Bu bir tabii ki toplam önemli olan buradaki toplam hasılayı en üst düzeye çıkarabilmiş olmak. Ama gıda, işin içinde gıda olunca bu bir fabrika değil, endüstri ürünü değil. İşin içinde gıda olunca iklim belirsizliği devreye girince sadece en yüksek hasılayı elde etmek değil, her bir üründen erişilebilirliği, ulaşabilirliği elde etmek de öne çıkıyor. O da sizin dediğiniz, açıkladığınız matematikle söz konusu olur. Türkiye'de havza bazlı üretim modeli üstünde tartışıldı ama şu anda bu devreye alınmış değil. Evet, maalesef o yarım kaldı. Evet, yani bakanlık değişince, bakan değişince
bir stratejide değişmiş oluyor. Şimdi grafiklerimiz var. Bu grafikler eşliğinde konuşacağız. Dünya buğday üretimi ile ilgili bir grafiğimiz var. 2012'den 2020'ye kadar tam ekran gelecek. Önünüzde ekran varsa siz de göreceksiniz. Şimdi dikkati çeken husus şu. 2012'den bu değil, evet. 659 milyon tondan başlayan bir grafik var. Neyse, hepsini konuşacağız ama öteki geldiği zaman daha. Evet, bu, tamam. Evet. Şimdi son 10 yılda 100 milyon tona yakın bir artış olmuş dünya buğday üretiminde. Fakat son 2 yıla baktığımızda sadece 1 milyon ton civarında bir artış söz konusu. Bu dünyanın ihtiyacıyla çok orantılı bir tabloyu yansıtmıyor. Hoş, gerçi geride baktığımızda 2018'de çok daha dip seviyeleri görmüşüz. O zaman bir kıtlık benzeri bir durum yaşamışız. Şu an geldiğimiz nokta itibariyle dünya bir buğday fazlasına sahip midir? Yoksa buğday noksanıyla yoluna devam etmek durumunda mıdır? Öyle bir tablo mu görüyorsunuz? Ali Bey, şu anda dünyanın istatistiki olarak üretim ve tüketimi neredeyse birbirine yakın. Bakın, bu tabloda 763 görüyoruz. Evet. Bunun tüketim karşılığı aynı kurumun, IGC'nin tüketim grafiğinde de 755'i göreceğiz. Dolayısıyla başa baş yani, üretimle tüketim başa baş. Evet. Bu ilk bakışta problem değil gibi. Yani evet, öyle veya böyle tüketimimizi karşılıyoruz diye bakabiliriz. Ama bu sene gerçekten değişik bir sene yaşadık ve üretimle tüketimin birbirine bu kadar yakın olmasının, yani üretim fazla bile olsa aslında dünya için bir stres yarattığını, o kadar da rahat olmadığımızı anladık. Ne demek istiyorum? Taleple arz arasındaki ilişki fiyatları belirliyor. Evet. Üretimle tüketim değil. Üretim tüketimden fazla olmasına rağmen talep o kadar yüksekti ki, o kadar hızlıydı ki, çünkü hem insanlar, hem sanayi, hem ülkeler tüketebileceklerinden çok daha fazla talepte bulundular. Dolayısıyla stoklama amacıyla, yüksek stok elde edebilmek için tüketebileceklerinden daha fazla talepte bulundular ve fiyatlar hızla yukarı hareket etti. %30'a yakın son 3 ayın içerisinde, sezonun çıkışından itibaren, Eylül'den itibaren bugüne kadar bir fiyat hareketi gördük. Bütün tahıllarda, mısır, buğday, arpa gibi bütün tahıllarda bunu yaşadık. Yani dünya için kötü bir senaryo yok, kıtlık senaryosu yok. Üretimle tüketim dengeli, ancak stoklara baktığımızda, dünyanın stoklarına baktığımızda... Tamam. Şimdi o grafiğimiz gelecek. Evet, siz onun üzerinden devam edin. Ben de soracağım onun üzerinden. Buyurun, devam edin. Evet, ama stoğa baktığımızda stoğun biz toplu haline bakıyoruz. Ülkelere göre dağılımında bir problem var Ali Bey. Burada gördüğünüz 280 milyon tonun yarısından fazlasını Çin elinde tutuyor. Evet. Yani stoklar evet yeterli, yukarı doğru hareket ediyor. Ama belirli ülkeler bu stokları kontrol altında tutmak istiyorlar. Evet. Çin bunu bu sene yapmadı. Yani pandemi nedeniyle değil, her zaman çok yüksek stoklarla giderdi. Ama bu sene değişik olarak diğer ülkeler Çin'in yaptığı bu stoklanma hareketine eşlik etmeye başladılar. Pakistan'da, Suudi Arabistan'da, Mısır'da bu hareketleri gördük ve bu nedenle de bahsettiğim yoğun talep fiyatlarda harekete sebebiyet verdi. Yani gıda güvenliği, hepimiz piyasamızı veya dünyamızı yaşadıklarımıza göre algılıyoruz ve pandemi herkeste gıda güvenliği refleksi yarattı. Her ülkede gıda güvenliği refleksi de yoğun bir talep getirdi. Bizde durum nedir? Peki mesela stok sıralamasında nereye oturuyoruz biz? Tabii nüfusla orantılayarak soruyorum bunu. Evet. Türkiye'nin dönem sonu devir stokları 4 ile 4,5 milyon ton arasında değişiyor ve yaklaşık 19 milyon tonluk tüketimine dikkate alırsak 4'te 1 seviyesinde bir tüketiminin dörtte biri seviyesinde bir dönem sonu stoğu var. İyi midir Türkiye'nin bu rakam size göre, bu rasyo iyi midir? Şöyle, bir üretim yapmayan bir ülkeye göre düşüktür. Ama biz zaten bu tüketim rakamına neredeyse yaklaşan bir üretimi kendimiz gerçekleştirdiğimiz için evet. Ve biraz önceki sohbetimizde belirttiğimiz iklim şartları, Türkiye'nin dört iklim olması nedeniyle kuraklık riskinin bir yere kadar etki etmesi bu stok rakamını güvenli bir rakama kılıyor. Ama son senelerde yaşadığımız, yani bu sezon yaşadıklarımız bize artık bu rakamın da
bir nebze revize edilmesi gerektiği, yani %25 tüketimin %25'i seviyesinden %30-35'lere çıkmamız gerektiğini söyledi ki dünya rakamına baktığımızda gördüğümüz toplam stoğun toplam tüketime oranı %35'tir. Bizim de bu anlamda dünya ortalamasını yakalamamız gerekir ki o da ayrı bir gündem, lisanssız depoculuk kapsamındaki gıda güvenliği. Evet, stok miktarımız yetersiz diyorsunuz, ben de katılıyorum. Şimdi bu grafikte şunu da görüyoruz. Geride bıraktığımız yıllara, tam ekran geldiği zaman siz de göreceksiniz. Geride bıraktığımız yıllara baktığımızda 2012'yi dışarıda tutarsak hep böyle üzerine 10 milyon ton, 10 milyon ton, 20 milyon ton koyarak geliyor stoklar. Fakat son 2 yılda sadece işte 7-8 milyon ton koyarak gelmiş. Dolayısıyla stok devrinde de bir problemle karşı karşıyayız. Bu yüzden mi acaba ülkeler hızla stoklanmaya doğru gidiyor? Belirttiğim gibi bu sezonun şartlarını ayrı tutarsak evet genel olarak ılımlı bir trendle bu eğilim var. Aslına bakarsanız nüfuslarıyla da ülkelerin orantılı. Doğru. Sadece tabii bu grafik böyle yukarı doğru giderken dünyanın nüfusunun da ilerlediğini dikkate almak lazım. Buna göre de tüketim miktarının artması etkili oluyor. Peki, buğdayda bir üretim artışı var, verimlilik artışı daha doğrusu, onu göreceğiz. Buğday ekim alanları ve üretimi diye sol tarafta hektar cinsinden ifade edilmiş durumda, sağda da ton cinsinden. Şimdi siyahla gördüğünüz çizgi ekili alan, dolayısıyla ekili alanların miktarı azalıyor ama buna karşılık verim artıyor ki o üretim o kadar yukarıya doğru gitmeyi başarabiliyor. Bunu neye borçluyuz? Yani elbette tarımsal sulama, işte gübreleme, üretimi artırıcı faaliyetler ama bu arada başka yöntemler, örneğin işte genetiği değiştirmiş teknolojiler kullanılması gibi sebepler de bu faktörler arasında yer alıyor mu size göre? Evet, ekili alanların burada bu grafikte iki tane trend görüyoruz. Ekili alanların siyah çizginin sürekli aşağı doğru gittiğini, yani daraldığını ama buna karşın kırmızı çizginin hemen hemen yatay bir şekilde 18-20 milyon ton bandında dalgalandığını görüyoruz. O da iklim şartlarına bağlı olarak. Burada evet bu iki trendten biri olumlu trend, biri olumsuz trend. Evet. Olumlu olan trend verimin artışı. Bahsettiğiniz bütün etkiler, bütün faktörler bunda etkili. Gübresi de, diğer zirai faaliyetler, efendim tohumlar, sertifikalı tohumculuk, bunun ilerlemesi, sulama, bunların hepsi etkili. Çünkü sulanan alanlarda her ne kadar buğday ikinci ürün olarak da ekilse yine de kıraç alanlara göre, kuru alanlara göre daha verimli bir tarım gerçekleşiyor. Ama evet, dikkati çekilmesi gereken bence siyah çizginin trendi, ekim evet, alanlarının sürekli aşağı gidiyor olması. Bununla ilgili devletimiz de birçok önlem alıyor, yönlendirme yapıyor, teşvikler yapıyor ama buna rağmen alternatif ürünlerdeki gelir seviyeleri, tarımdan kaçınma, özellikle yeni neslin, genç neslin tarımdan kaçınması, tarımdaki nüfusun giderek yaşlanması sebebiyle ekim alanlarındaki daralma trendi maalesef devam ediyor. Peki, daha güzel bir grafik getireceğim ekrana. Buğday ekim alanları ve verimi kıyaslayan bir çalışma bu. 2000 yılından 2019, yani 2020'nin başına kadar olan dönemi kapsıyor. Sorum şu, 2009 yılında ne oldu da birdenbire verim artmaya başladı ve buğday ekim alanları gerilemesine rağmen yüksek bir verimlilik ortaya çıktı? Yani 2009 yılında ortaya çıkan bir durum mu vardır? Yani buğday verimini artırıcı bir teknoloji mi devreye girdi? Yoksa dünya çok ılıman bir iklim yaşadı, yağışlı bir iklim yaşamaya başladı. O tarihten sonra onun da tersinin olduğunu biliyoruz. Yani giderek daha az yağış alan ve kurumaya başlayan bir dünyamız olduğunu biliyoruz. Ne olduğunu düşünüyorsunuz 2009 yılından bu yana? Türkiye'nin itibariyle. Evet Türkiye'nin sertifikalı tohum kullanımı 50 bin tondan buğdayda 600 bin tona yükseldi ki toplam ihtiyacımız da 900 bin ton. Bu süreç 2005 ile 7 arasındaki bir tarihten başlıyor. Bu alanda verilen teşvikler. Bu mutlaka ki etkili oldu. Sulanabilir alanlarda Güneydoğu Anadolu'da özellikle mısırın ve pamuğun ikinci ürünü olarak buğdayın ekilmesi etkili oldu ki Türkiye'de
bölgesel olarak yani bu grafiğe baktığımızda hani bir üretim ve verim artışı görüyoruz. Aslında bunu bölgelere böldüğümüzde bazı bölgelerde bu verim artışını göremeyeceğiz. Mesela Trakya'da göremeyeceğiz. Evet. Doğu Anadolu'da göremeyeceğiz. Ege bölgesinde göremeyeceğiz. Ama özellikle Güneydoğu Anadolu'da çok ciddi bir verim artışı hem de ekim alanı artışı da yaşadık Ali Bey. Yani şu ekim alanlarının Türkiye'de daralmasına rağmen Güneydoğu Anadolu'da bir artış gördük. Diğer bölgelerde daha dramatik daralmalar olduğunu söyleyebiliriz. Yani bölgesel olarak bazı noktalarda verimliğin daha yüksek artmış olması bu ortalamayı yukarı çekiyor. Peki, ha gayret. İki grafiğimiz kaldı. Onu da 4 dakikaya sığdıracağız. Bir tanesi Türkiye'nin un ihracatı. En son geldiğimiz nokta itibariyle büyük bir düşüş var. Ama Türkiye hala dünyanın bir numaralı ihraç ülkesi, yani ihracatçı ülkesi. Un'da bir numarayız, mayada bir numaradayız. Makarna'da bildiğim kadarıyla iki numaradayız. Bu unvanımızı koruyabilecek durumda mıyız size göre? Evet. Grafikte gördüğümüz 11 aylık sonuçlar. Son evet. Aydaki ihracatlarla 3 milyon ton sınırını sektörümüz umuyorum ki geçmiş olacak. Bu 3 milyonla yine dünyanın birincisiyiz. Evet, ihracatta bir gerileme yaşadık. Özellikle Nisan-Mayıs aylarında pandemi etkisiyle nakliye lojistik şartlarında yaşanan kayıplar ki o 2 ayda yaklaşık 250 bin tonluk bir ihracat gerilemesi olmuştu. Yıl sonuna kadar bunu telafi edememiş olduk. Umut ediyorum Türkiye önümüzdeki yıl tekrar yine 3.2-3.3 rakamlarına bunun ihracatına gelmiş olacak. Birinciliğini koruyor ve korumaya devam edecek. Peki, son grafiğimiz un ihracatı ilk 10 pazarımızı gösteren grafik. Irak pazarında kaybımız var, Yemen pazarında büyük kaybımız var, Suriye pazarında çok büyük kaybımız var. Buna mukabil Venezuela pazarında olağanüstü bir artış var, Somali pazarında yine olağanüstü bir artış var. Fakat bu iki pazardaki artışın sebeplerini biliyoruz. Venezuela'dan petrol karşılığı un, Somali'den de pamuk karşılığı un gibi falan böyle takasa dayalı bir iş yapıyoruz. O sebeple artıyor. Kaybettiğimiz pazarları değerlendirmenizi rica ediyorum. 2 dakika vaktimiz var, buyurunuz. Evet, Irak Türkiye'nin zaten her dönem bir numaralı pazarı olarak yer aldı. Oradaki kaybı dikkate almıyoruz. Her zaman ufak tefek inişler ki %3 büyük bir rakam değil. Evet, Yemen burada kritik. Dünya Gıda Programı'nın, WFP'nin yapmış olduğu özellikle bağışlar nedeniyle Türkiye buranın tedarikçisiydi. Dünya Gıda Programı'nın bu seneki bütçelerinde bir takım aksamalar oldu ki Amerikan seçimleriyle de ilişkilendiriliyor. Evet. O nedenle bu rakamda bir düşüş yaşadık. Yani asgarisi bu kadar olacağını tahmin ediyoruz. Suriye malum oradaki ekonomik ve iç savaş şartlarından dolayı yine dalgalı bir ekonomi. Angola burada kendini koruması önemli. Angola'da Türkiye'nin ürünlerine karşı, una karşı sırasıyla %5, %20 ve %50'lik vergi artışı yapılmasına rağmen hala Türkiye'nin pazarı olarak Angola devam edebiliyor. Bu da Türkiye'nin o pazarda iyi bir tutunma stratejisine sahip olduğunu göstermiş oluyor. Madagaskar için ne diyorsunuz? Yani küçük bir pazar değil, yani çok ciddi bir alıcı ve orada da büyük bir kaybımız var. Neden? O Yemen'i anlattınız, gayet güzel anladık. Evet, Madagaskar pazarı içinse özellikle o Doğu Afrika pazarına, Dubai, Körfez'den, merkezden gelen rekabetten dolayı bir miktar kayıp yaşandı. Peki. Çok teşekkürler Günhan Bey. Günhan Ulusoy'la konuştuk. Türkiye un, buğday üretimini, ihracatını, her şeyi konuşmaya çalıştık grafikler içtiğinde. Böylece son seansın sonuna geldik. Hepinize iyi bir akşam diliyorum. Hoşçakalın.